Herkese merhaba, ben Doktor Sinemiz Çelik. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde medikal onkoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle kanseri konuşacağız. Kanserde erken tanıyı, kanser türlerini, kanserden nasıl korunabileceğimizi, kanserin tedavisinin mümkün olup olmadığını tartışacağız. Kanser kontrolsüz çoğalan hücre gruplarıdır. Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Birçok organın kanseriyle karşılaşıyoruz. Bunlar yaşa, cinsiyete, risk faktörlerine göre değişkenlik göstermektedir. Aslında anne rahmine düştüğümüz an itibariyle vücutta iyilerle kötülerin savaşı başlar. Onkolojik hadiseler, kanserin gelişim mekanizmaları çok farklıdır. Bunun altında yatan genetik faktörler olabilir, bunun altında yatan çevresel faktörler olabilir. Bir şekilde hücre gruplarında kontrolsüz bir çoğalma oluştuğunda kanser ortaya çıkma potansiyeline sahiptir. Kanserin erken teşhisi tabii ki mümkündür. Birçok kanser türünde erken tarama programları mevcuttur. Bunlar yaşa göre ve cinsiyete göre değişkenlik gösterir. Mesela kadınları ele alacak olursak, kadınlarda erken teşhisle tanı koyabileceğimiz ve tamamen tedaviyle kür sağlayabileceğimiz kanser türleri arasında meme kanseri, endometrium yani rahim kanseri, rahim ağzı, serviks kanseri bulunurken, erkeklerde akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlerin hepsinin erken tarama programları mevcuttur. Bunlar ulusal kanser tarama programları şeklinde ülkemizde de sürmektedir. Bu yüzden bu çok önemli bir konu. Bu kanserin aslında birincil koruma programıdır. Kanserin erken teşhisiyle birçok kanser türünün erken tedavisi ve tamamen kür sağlama şansımız vardır. Kadınları ele alacak olursak, kadınlarda en sık karşılaştığımız kanser türü meme kanseri. Meme kanserini akciğer kanseri, kolon kanseri, endometrium kanseri takip eder. Erkeklerde en sık gördüğümüz, karşılaştığımız kanser türü prostat kanseri, yine kolon ve akciğer kanseridir. Birçok bunların da erken taramayla tespiti mümkündür. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Şimdi elimizde olmadan tabii ki bir sanayi toplumunda yaşıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz, işe gidiyoruz, gece uykusuz kalıyoruz, beslenme düzenimiz dengesiz. Böyle olduğu zaman kansere yakalanma riskimiz tabii ki daha fazla. Eski o avcı toplayıcı insan artık sanayi toplumuna adapte olmaya çalışırken bütün bu riskler de beraberinde ister istemez geliyor. Biz artık besinlerimizi doğadan toplamıyoruz. Biz artık besine ulaşmak için hareket etmek zorunda değiliz. Biz artık çok fazla enerji sarf edecek işler yapmıyoruz. Genelde masa başında oturuyoruz, düzensiz bir beslenme şeklimiz var, düzensiz bir uyku sistemimiz var. Bunlar tabii ki devamında kanser risklerini arttırmaktalar. Kansere yakalanmamak için ne yapmalıyız? Öncelikle bir kere sağlıklı bir kiloyu korumamız gerekiyor. Vücut kitle indeksimizin yüksek olmaması lazım. Vücut yağ dokumuzun yüksek olmaması lazım. Sedanter bir hayattan kaçınmamız gerekiyor. Hareketli olmamız gerekiyor. Haftanın 3 günü, en az 3 günü, 30 dakika, 40 dakika civarında ritmik tempoda yürüyüş bile olsa bir egzersizi hayatımıza mutlaka katmak zorundayız. Sigara, özellikle sigara çok büyük bir kanser risk faktörü. Sigaradan uzak durmak, mümkünse hiç kullanmamak, eğer kullanıyorsak da en kısa süre içerisinde bırakmak için gerekli önlemleri almak zorundayız. Sağlıklı beslenme diğer bir korunma faktörü. Sağlıklı beslenme derken Akdeniz tipi beslenme, özellikle son zamanlarda klinik araştırmalar da destekledi ki Akdeniz tipi beslenme kesinlikle özellikle meme kanseri, rahim kanseri, kolon kanseri, pankreas, böbrek, prostat kanserleri gibi birçok kanserin gelişme riskini azaltmakta. Bir diğer faktör düzenli uyku. Günde 8 saat uyku, kesintisiz bir uyku, derin bir uyku yine bizi kanserden koruyan faktörlerden bir tanesi. En zor olanı galiba stres. Stres yönetimi. Stresi hayatımızdan uzaklaştırmak çok zor olsa da en azından stresle baş edebilme yöntemlerini keşfetmemiz gerekiyor ki yine stres de vücuttaki stres hormonlarını yükselten, kortizol hormonlarını yükselten çok büyük bir kanser gelişme faktörüdür. Mümkün olduğunca da stresten uzak durmaya ya da stresle başa çıkabilme yollarını keşfetmeye çalışmamız gerekiyor.
kanserde genetik miras tabii ki önemli ama tüm kanser risk faktörlerini ele aldığımızda aslında bu doğru bilinen bir yanlış. Sanki ailede kanser öyküsü olmadığı için kansere yakalanmayacakmış gibi bir toplumda algı var. Oysa ki meme kanserleriyle ilgili veriler çok çarpıcı. En çok neredeyse çalışılan kanser türü meme kanseri bu konuda. Meme kanserlerinin örneğin sadece %3 ila %5'i genetik risk faktörlerine bağlı. Aileden kalıtım yoluyla aktarılıyor. Geri kalan %90-95 sporadik faktörler dediğimiz çevresel faktörlere bağlı. O yüzden özellikle topluma buradan mesajım şu olacak. Benim ailemde meme kanseri yok ya da benim ailemde kanser öyküsü yok. Bu kesinlikle bizde de kanser gelişmeyeceği anlamına gelmemeli. Kadınlar taramalarını meme kanseri açısından, rahim ağzı kanseri açısından, kolon kanseri açısından, yine erkekler prostat, akciğer kanseri, kolon kanseri gibi mutlaka tarama programlarına ailelerinde risk faktörü olmasa bile katılmalı. Herhangi bir şikayet ortaya çıkmadan katılmalı. Ailede hastalık olmaması bizim de hasta olmayacağımıza, kanser olmayacağımıza bir garanti maalesef vermiyor. Bu da toplumda gerçekten çok sık bilinen bir yanlış. Daha önceki yaptığımız konuşmalarda, daha önceki yaptığımız bilgilendirme toplantılarında genellikle katılımcılardan aldığım sorular bu yönde oluyordu ve bu gerçekten çok yanlış. Ailede olmasa bile genetik kanserin tabii ki de hani yadsıyamayız, bu bir gerçek. Genetik miras önemli ama kanserin sadece %5'i kadar küçük bir kısmına sebep olmakta. Şimdi onkolojik tedavi dediğimizde aklımıza hemen ilk gelen kemoterapi. Ama artık tıbbi onkoloji 21. yüzyıl sonrası gerçekten çok değişmeye başladı. Elimiz çok kuvvetlenmeye başladı. Artık kemoterapinin yanında, ki daha öncesinde kullandığımız hormonal tedaviler gibi tedavilerin yanında, akıllı ilaç tedavileri, immünoterapiler, radyoterapi gibi tedavileri kullanmaktayız. Bu tedavi yöntemleri herkesin kendi kanser türüne özgü, hangi kanser türü ise, hangi kanser türünün yapılan çeşitli moleküler testlerle uygunluğunu tespit ettiğimiz hastalarda akıllı ilaç tedavilerini uygulayabilmekteyiz. Bir de kanserin tedavisi deyince akla sadece onkolojik tedaviler gelmemeli. Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Kanser tedavisinin içerisinde cerrah vardır. Kanser tedavisinin içinde bir medikal onkolog, bir radyasyon onkoloğu, radyolog, psikiyatrist, diyetisyen, beslenme ve diyet uzmanı gibi birçok branşın bir arada çalıştığı bir hastalıktır kanser tedavisi. Sadece tek bir kişi kanseri tedavi edemez. Tek bir branşın yapabileceği bir şey değil bu. Biz kendi hastanemizde de kurullar, tümör kurulları kurarak, konseylerde tartışarak önce cerrahimi, önce kemoterapimi, önce immünoterapimi gibi soruları hep beraber cevaplayıp hep birlikte hasta daha bizim kapımızdan içeriye ilk adımını attığında bu soruların cevaplarını hep birlikte düşünüp bu şekilde kanser tedavisine karar veriyoruz. Kanser tedavisine karar verdiğimiz hastada da bunu konsey sonrasında hastayla paylaşarak size şu 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 tedavileri sırasıyla yapacağız diye mutlaka hastaya açıklayarak kafasında hiçbir soru işareti kalmadan, bırakmadan hastalarımızın tedavilerini yürütmeye çalışıyoruz. Kanserler çok farklı çeşit, çok farklı türde. Kanser dediğimiz zaman sanki tek bir kanserden bahsediyormuşuz ya da kanser tek bir hastalıkmış gibi insanların aklında canlanıyor ama kanser her kişinin kanseri kendine özgüdür diyebileceğimiz kadar fazla çeşide sahip. Hem yaşa, hem cinsiyete, hem köken aldığı organa, hatta köken aldığı organın da alt sınıflarına ayrılmakta kanser türleri ve tedaviyi planlarken de bütün bunlar göz önünde bulundurularak tedavisini planlıyoruz.